bence boğazını sıksalar biraz, senin kafayı bilseler çok iyi olur. Oradakinden daha çizgi film olmuşsunuz ya. Vallahi. Allah'ım. Ay, acaba bir Kızılderili nasıl dans ederdi yani? Yes, Kemal kaç veriyorsun, kaç? Burak. Bakayım oraya gidiyor mu, çok merak ediyorum. Yapma ya. Yapma. Alkışlayın, niye alkışlamıyoruz? Bak. Emir bizler de. Öcü gibi geldiler. Ben ürküyorum. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 3. sezonda 7. haftadayız ve gecenin konsepti kostüm partisi. Yine gecenin kaybedenini arıyoruz. Efendim başlayalım o zaman. Madem harikalar diyarındayız, yarışmacılarımızın peşinde beyaz tavşanı yakalamak için biz de koşturmaya başlıyoruz. Neden mi beyaz tavşan? Şimdi göreceksiniz tercihinden ötürü. Podyumun açılışını yapıyor Mihriban Akgül podyumda. Kim oldum? Ben Alice Harikalar Diyarı'nda Kırmızı Kraliçe'yi seçtim bugün. Hı hı. Kırmızı Kraliçe oldum. Kötü Kırmızı Kraliçe. Kötüsün. Evet. Sen. Evet. Hadi canım. Bir günlük. Hiç durmaz üzerinde. Peki nasıl karar verdin? Aslında bayağı bir zorlandım. İyi bir karakter, hani daha böyle ağır makyajlı bir şeyler istedim. Hı hı. Hani Adnan Şenses'teki gibi. Dönüşüm yapmak istedim. Dönüşüm yani. Yapmak istedim. Evet, onun için de bu karakteri tercih ettim. Biraz zorlandım ama inşallah beğenmişlerdir jürilerimiz. Bakalım, öğreneceğiz. Sana bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ay hoş geldin. Hoş bulduk Nurellam. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Alice Harikalar Diyarı'ndan geliyorum. Ah. Bak. Çok teşekkür ederim. 4 puan Nurella'dan. Bravo. Çok güzel. Kutluyorum sizi. Değil mi? Harika verdiniz puanı. Tabii. Şimdi hayatım, ekrandaki makyajla senin makyajın aynı olmamış. Orada çok keskin böyle bir hatlar var bak. Görüyor musun? Sanki kafa da biraz küçük olmuş değil mi? Kostümün de yani mesela birazcık çene yapsaydın falan, bu yüzü bir uzatsaydın, ondan sonra bir de her şeyden önce o yürümeni beğenmedim, son oraya gidişini. Çocuk gibi yürüdün, daha böyle, hı hı. Daha baskın, daha otorite bir havayla. Bak görüyorsun, bak nasıl orada. Orada oyunculuk var ama Nur. Ağır bir oyunculuk var, bir Tim Burton. Tamam oyunculuk ama hayatım seyredecek, yapacak onu. Evet. Ben tamam. Bakayım yürüseydim burada. Aman Allah'ım. Bak ne oluyordu bak. Aman Allah'ım ne oluyordu biliyor musun? Yer gök inliyordu. Böyle bir gurur, bir ihtim. Ay benim içim geçti siz yaparken. Ne güzel yaptınız öyle. Siz yapınca puanlar gitti kızım benden. Yok canım, 4 puan verdim. Çok teşekkür ederim. O buranın ederim. Güzel kızlarından bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten yürümek çok önemli. Ve yanımızda da çok güzel yürüyen bir kadın var zaten. Çok ah, takılıyor o ne ama. Kadın, ah o ne kadın. Bugün yürümedi o. Biz de dalga geçer gibi yürüdü öyle. Onu bir yürüteceğim bugün tabii ben.
Aa, ben istersem yapmaz mısın? Sen istersen şuradan, burası çok yüksek değil ama aşağı bile atlarım. Hay Allah ya Rabbim. Sen öykü biliyor musun? Neyi? Az sonra mı anlatayım? Deniz'le bir anımız var. Anlatın. Biz Nur'la ne zaman bir araya gelsek Allah göstermesin milli bir felaket oluyor. Hayırdır inşallah. Başımıza ne gelecek? O yüzden araya beni oturttular bu sefer. 9-11 olmuştu bir aradayken biz en son. Tabii. 11 Eylül'de yıktık ortalığı. 11 Eylül provada bende. Güzel. Ben de atölyemle evim aynı binada. Bizim Sveta kulakları çınlasın. Ay Deniz Hanım geldi, ben ona börek yapıyor diye. Ispanaklı börek çok sever. Severim. Ona tam böyle falan. Ben ıspanaklı böreği sevmem. Senin ıspanaklı böreği benim severim. Benim tabii benimkini. Ay tam böyle hazırlanmış falan. Kıyamet kopuyor. 11 Eylül, Amerika yanıyor. Biz Deniz'le ıspanaklı börek. Ağzımızda birer koca bir börek, birer dilim diyeceğim. Çünkü bir ısırık değil. Böyle bakarken hakikaten çok ilginç bir gündü ama başımıza Nur'da, bir şey gelmese bari. Nur'la biz sonra çok bir araya geldik öykü ama bizim her Nur'la buluşmamız bir hakikaten hikayedir. Bu anlatmakla bitmez hele gerçekten. Hele bir olay var, onu anlatamayız. Hangidir acaba? Şimdi. Ay aman aman onu. Deniz korkmuş, arkaya geçmiş. Arabada mı? Eyvah. Ama sonra dedi ki ben onun programına... Meraktan çatlayacağız. Sonra ben onun programına gittim. Söyle. Sonra ben onun programında konuk olmuştum. Jüri benim için bir şey söylemişti. Hala da geçerlidir o. Biz de duyabiliyor muyuz acaba? Ben Nur kavga etmez. Son sözü söyler demiştim. Hala da aynı iddiayla devam ediyor. Öyle de gidecek gibi gözüküyor. Nokta. Son nokta. Nokta. Ve sana da nokta dedim. Teşekkür ederim. Kemal. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Elbisen o kadar uyduruk ki Mihriban. Yani kötü bir kostüm mağazasından alınmış, özensiz. Tamam fikir çok güzel, saçın makyajın olmuş, eyvallah. Elbisen bari hani özel diktiremeyeceğin muhakkak bu kadar kısa süre içerisinde ama üstüne oturtsaydın, incecik bir bel istiyor o. Oraya da bak, zaten bu kadar bir bel. Bir diktirtmek çok istedim. Çok bol üstüne, yani kumaşı kötü, yine çok acımasız olmayayım dedim, 4 verdim. Teşekkür ederim. 4 puan. Diktirtmek istedim ama çok fazla zamanımız olmadığı için bir hafta gerekiyormuş dikilmesi için. Bel daraltmak için illaki zamanınız olmalı. Siz kendiniz için bunu yapmalısınız, bizim için değil. Onun için kiraladım. Kiraladığım yerde de hani diktirtemiyoruz. Küçültme veya ya da çok pahalı bir şey değildir o zaten. Kostüm mağazalarını biliyorum ben. Keşke satın alıp daralttırsaydın. Çok teşekkür ederim Neda. Ivana. Mihriban benden. 4 puan. Çok teşekkür ederim İvana. Şimdi çok eksik var. Saçın zaten Kırmızı Kraliçesi'nin saçının en önemlisini ağlın açık olmalı. Yani bu taraftan hiç saç olmamalı. Bir peruk oturmadı. Dudakların kalp şekilde çizmesi gerekiyor. Çünkü dudaklı kalp var. Yani ruj olarak. Şimdi belinde sıkı oturmalı ve aynı zamanda kostümünün kuyruk, burası çok önemli yani, çok zayıf kaldı. Bir bak şeyinde, videoda, kuyruğun bayağı zengin ve uzun. Yani bunlar böyle bir, çok böyle diktirdin, fikri güzel, onda bir şeyim yok ama çok yanlış yani, kostümde hiç olmadı. Anladım. Çok sağ olun. Ama tekrar 4 verdim. Teşekkür ederim. Bugün bonkör bir gün benim. Çok teşekkür Orkan. Ederim. Mihriban. Orkan hocam. Çok seviyorum seni ama biraz eleştiri yapacağım. Arkadaşlarım gerekenleri zaten söylediler. Benim için de burada en önemli beldi. Keşke onu arkadan iğneyle bile sıksaydın. Şu belini iyice gösterseydin ki sen çok iyi vücutlardan birine sahipsin. Ve her giydiğini en iyi taşıyanlardan birisin bana göre. Ama burada beni en çok rahatsız eden o çizme midir? O ayaklarındaki... Bir kere uzun olmalıydı. Hadi orada görüyoruz, geliyor tahta oturuyoruz. Hadi uzun yapamadın ama o bağcıklarla o renkler o kadar karışmış ki birbirine. Keşke hiç bağcık olmasaydı da dümdüz olsaydı.
Pek bir şey söylemeyecektim. Alın açıklığa falan girmiyorum. Hep arkadaşlarım söylediler. 4 teşekkür diyorum. Ederim hocam. 4 puan Uğurkan Erez'den. Efendim buyurun. Evet, sizinle başlayalım. Ben öncelikle bir istişare de yapacağız. Eğer mümkünse ben yerimi değiştirebilir miyim? Hayır, mümkün ben mü? Öncelikle yerimden çok memnunum. Ben çünkü değilim. Ben burada oturmak. Yani böyle bak burada oturmak istiyorum. Şöyle neyse, yapabiliyorum artık. Çünkü çıkışınca. Oldu kadar. Ya canım yanaş. Allah Allah. Bak görüyor musunuz? Bizi kıskanıyorlar, yaptıklarına bakar mısınız? Bizi deme istersen. Neyse bak vakti çok alma. Hadi konuş da. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben herkese katılıyorum. Bir İvan Hanım'a katılmıyorum. Ay sen anlamadım. De beni yastık çünkü mı zannettin dayanıyorsun? Çünkü anlamamış. Peki ne kısmı anlatamadım ben? Eyvah kısım? Bir daha. Ecbik kısmını ben sizi çok zor televizyonda da altyazıyla veriyorlar. Bazen o zaman çok mutlu. Ay sen İvan Hanım'la otursana doğru. Yan yana ya. Altyazı çok meşhur benim. Beni zaten. Mi istemiyorsun? He şunu bileydin. Ha şunu evet. Beni istemiyorlar bunu arkadaşlar. Ateş hattında kaldım Murat. Vallahi ya yani şuraya bak. Uğurkan Bey siz bari biraz destek falan verin. Her işte. Zaman desteğim şu masaya şimdi pat diye vuracağım. Bir elinizi vursanız. Canım Murat'ım benim. Ne diyorsun kardeşim? Şimdi ama onlar da puan. Ailem be ben... Murat. Evet şu andaki. Uğurkan ben öncelikle birlikte puan vermek istemiyorum. Ha. Onu söylemek yalnız istiyorum. Yalnız bir uzlaşmanız gerekiyor. Ben çok beğendim, harikaydın, muhteşem gördüm seni. Çok İlk defa görüyorum. Ederim. Bir daha da böyle görmek istemiyorum. Yani şuradaki fotoğrafın daha iyi onu gör söyleyeyim. Sen çok seversin. Hakikaten güzel kız öyle. Yani. Neyse böyle görmemiz iyi olmuş o zaman. Peki program izlemiyor musun? Programı evet. İzliyorum. Ama sırf jüriye bakıyorum, o tarafa bakmıyorum. Size bakıyorum. Ya ilk defa görüyorsun diyorsun. Bu tarafa bakıyorum hep. Köprünün bu tarafıyla ilgileniyor demek. Peki puan Deniz? Bir şey söylemeyeceğim. Sen neyini beğendin beğenmedin söyle. Hadi. Etek kısa dediler, paça kısa dediler. Kızın dudağında kalp yok dediler. Bence boğazını sıksalar biraz, senin kafayı büyütseler çok iyi olurdu. Çünkü ben ona takıldım yani. Diğerlerini atlatabilirdik ya yani etek uzar falan da onu yani yaptı mı olaydı çünkü. Meribancığım şimdi ben Murat'ın aksine programı izliyorum ve senin de gerçekten çok çok güzel bir kızsın. Öncelikle ederim. Benim için olumlu olan taraflarını söyleyeyim. Genelde güzel kızlar böyle bu tip makyajları pek yaptırmak istemezler. Uğurkan abi Kemal de çok iyi bilir. Eski dönemlerde ben modellik yaparken bu tip makyajlar yapılacağı zaman herkes tuvalete kaçıp makyajını bozardı. Ki bu hiç de profesyonel bir hareket değil. Senin yaptığın çok profesyonel bir hareket. Gerçekten senin gibi işte Murat'ın o içinde göremediği o çok güzel kızı saklamışsın. Tebrik ediyorum. Bu bir cesaret işidir. Ama bu makyajı kendine yaptın. O çok güzel yüzünü arkasına da sakladın. Kıyafetiyle ilgili tüm herkesin söylediklerine katılıyorum. Gerçekten şimdi bak. Kostüm giyip gelmekle bir karaktere ruh vermek arasında çok büyük bir fark var. Hele ki senin gibi bir yetişkinde. Şimdi Deniz özelse biz çıkalım. 5 yaşında bir kızım var. 5 yaşındaki kızım bu kıyafeti giyseydi gerçekten çok beğenirdik. İşte bu belindeki pot vesaire ama sen gencecik bir kızsın ve burada bir stil yarışmasındasın. Bu ayrıntılar çok önemli. Ama benim gözüme takılan şeyi söyleyeyim. Yürüyüşün ve jestlerinde bir korkaklık var. Kendine güvenerek yürümüyorsun. Sen zaten çok güzel bir kızsın. Böyle ilginç bir makyajı, saçı daha kendine güvenerek hele bu kadar iddialı bir karakter seçtiysen Tim Burton'ın en önemli filmlerinden, en önemli karakterlerinden biri bu. Ben biraz daha cesaretli ve cesur bir tavırla yürümeni isterdim. Ben Murat Bey'le ortak çok olmayan uzun bir puan uzun arasında daha ilk yarışmacı. Ya ben çok uzun konuşuyor, bu kadar uzun konuşuyor. Bitmez mi program ayol? Bu ne gibi böyle? jüri yaralamak serbest mi acaba? Jüri yaralayabilir. Konuk jüriye. Kolu yaralayamaz. Biz kan göremiyoruz yayında, üzgünüm. Süper, harika. Ben de onu düşünüyordum. Çok teşekkür ederim. 4 puan ortak evet. Kararla evet. Çok teşekkür ediyoruz evet. Efendim. Çok bir teşekkürler. Seni yerine alıyorum. Sıradaki yarışmacımız tarz bunalımı yaşadığı bir hafta geçirdi. Üstelik bu gece hedefte olabileceği bir gala gecesi. İyi bir performansa ihtiyacı var ve iddialı bir tercihle geliyor. Alkışlarınızla karşınızda Zeynep Karaca.